Grubun ismi Exit. Neden Exit? Yani buraya gelen insanlar için dertlerini unutup kaçmaları için bir çıkış yolu Exit. Faruk telefon etti sana. Hı. Sen de yani alakasız bir şey konuşacaktı. Biz de dıngırdatıyorduk işte arkada Sadık'la falan Belgin'le. Ne oluyor falan duymuş telefondan. İşte biz grup kurduk falan deyince gelin işte takılın bizim mekanda falan dedi ve öyle oldu şey. Başlamış. Yani biz burada aslında bu grubu burada oturttuk burada canlandı burada doğdu. Yani. Burada bu mekanla doğdu. Çok şey ilişkili yani. Gürbüz olsun Sadık olsun böyle bir kimya var ama ruh daha çok. Kimya yüzünden zaten oldu. Evet. Bunca senedir devam ediyor evet, yani. Bu kadar uzun sürdü. Çok agresifdik yani aslında. Blues blues falan ama bağıra çağıra çalıyorduk yani içimizden böyle fışkıra fışkıra. O müziğin gelişmesiyle biz büyüdük. Rock müziğinin gelişmesiyle büyüdük. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar falan. Biz her şeyi gördük. Herkes blues çalıyor falan. Kolay bir müzik denir ona ama hiç de öyle değilmiş. Yani biz onu bu grubu kurunca anladık. Direkt live olarak prova yapıyoruz. Anlıyorlarsa tabii. Ki ya, değil mi? Bazen anlıyorlar. Ben söylemesem anlamayacak. Sen ama sen her şeyi açıklıyorsun. Çok bence yapma. Çalarken akorları söylüyor. Evet. Ben yani biz heyecan yapıyoruz yani hangi parçayı çalacağız, nasıl olacak falan. Kolay diyor. Üç akorlu. Parçanın akorlarını söylüyor. Parçaya girdiğimizde ama hakikaten parça o şekliyle sonuçlanıyor. Burada çalmaya başladıktan sonra da buradan başka bir yerde çalamıyoruz yani. Çalamıyorum oluyor. Bağımlılık yaptı. Kötü. Evet. Böyle bir şey var bu mekanda. Geleceğimiz. Biz de olmuşuz artık yani. Evet. Yani bir şeyler oluşturmuşuz değil mi Nusret abi? Tabii. Senin saçların boyalı olmasa yani. Boya yok. Hiç boya yok. Yaştan kalma. Belki, evet. Yaşım 55 hala saçlarım evet. Çok güzel. Kilo aldık ama ne yapalım? Onları atamıyoruz. Evet. Geçmişinden bahsetsene. Milattan önce iki dünya savaşında falan herkes gelir dinliyordu yani savaş sonrası hep mutlu ettin Nusret. Kendi grubu vardı. 1944'te ya Hitler geldi mi gelmedi bilmiyorum ama benzer tipler de vardı. Geliyorlar sabah 8.30. Savaş bitiminde ben de oldum. Şuradaki fotoğraflar çerçevelerin içindeki çerçeve gibi hissetmeye başladım ben şahsen. Onları bilmiyorum. Biz de onlardan biriymişiz. Evet, onların içine yani girdik. Şimdi burada bir tane çerçeve eksik olduğu zaman hemen Sera'nın da, Fulya'nın da herkesin dikkatini çeker. Oh, bu nerede falan diye. Biz de ona benzemeye başladık 13 senede. Değil mi? Yani buradaki çerçeve düşerse... Bak oraya girdik zaten. Şey. Çerçeveler arasında varız. Ha, var mı? Evet. Ağaç düşünün. Yeni fidan dikiyorsunuz. O büyüyor kocaman. Tabii ki aynı... Sanki biz de o ağaç gibi evet. yılların verdiği... Evet, bizi buraya dikmişler abi ağaç olarak. Biz büyüyoruz. Burada büyüyoruz, öyle oldu. Ama sonra müzik yani benim oğlum da bununla beraber büyüdü. Yani burada Fulya, bizden kurtuluşun yok. Ama işin daha tarafı bak, repertuar da değiştirmiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok ya. Değiştiriyoruz biz çok. Yani çaktırma numaradan mı? Yapıyoruz bazı şeyleri. Evet. Evet. Çalamadığımız parçaları çalarmış gibi yapıyoruz ya, o zaman değişmiş oluyor repertuar. Doğru. Ama yine de biz müzelik olduğumuz için onlar kabul ediyorlar. Diyorlar ki bu eski taş devrinden. Şöyle evet, şöyle evet. Şurası yontma taştan. Şöyle olmuş falan. Bunu da bu şekilde kabulleniyoruz diyorlar. Ama nedense bütün buradaki bayanlar Nusret'i kesiyor. Nusret ablaları. Yani Nusret'in o çekicilik nedir? Vallahi. Şu gülüşü gülmesi işte, herhalde bak, diyorum ben. Başka, yani kimse bizimle ilgilenmiyor şey, yani. Pardon. Başka bir şey sordu yalnız. Siyah beyaz. Siyah beyaz bizi işten atarsa zaten biz bittik. Yani biz başka yerde çalamayız. Çalamayız, doğru. Gerçekten çalamayız. Evet, son söz. 40. yılımızı da birlikte kutlayalım. Ben 70 burada kutlayayım yeter. 2 sene sonra 70'im ondan sonra tamam.
a pocket full of change. Just got paid today, I got me something gone to jail. If you believe I'm rock and rockin' all day, step in my shoes and take my pay. Son, when I hit the ground, I was on the run.